Arkadaşlar çok özel bir yerdeyiz. Amasya Belediyesi Nefes Derneği. Ben Ahmet Dilek. Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ayrıca bizi davet ettiğin için, davetimizi kabul ettiğin için Gülevcin Nezaketi'ne teşekkür ederim efendim. Tekrar hoş geldiniz efendim. Buyurun. Arkadaşlar çok özel bir yerdeyiz. Karadeniz bölgemizdeki Amasya'mızda efendim. Burası Türkiye Cumhuriyeti Amasya Belediyesi'nin Nefes Derneği bölümü var efendim. Çok özel bir yer. Bunun sorumlusu olan Ahmet Dilek Beyefendimiz, abimiz yardımcı olacak bize. Ahmet Dilek Beyefendi, buradaki çalışmalarınız, kimler hizmet ediyorsunuz, kaç arkadaşla hizmet ediyorsunuz, buradaki çalışma şekliniz nelerdir? Efendim bizde 1500 tane kayıtlı üyemiz var. Bizde 1500 tane kayıtlı üyemiz var efendim. Biz bunlara üst baş ve gıda yardımı yapıyoruz kart olarak. Marketten alışveriş kartı olarak veriyoruz. Çok güzel. Bir de deprem bölgesinden gelen insanlarımız var 1000 kişinin üstünde. Bunların eşyalarını, koltuk takımını, beyaz eşyasını, bütün ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Kayıtlı olmayan insanlar da kapımıza gelenlere üstünü, başını, neye ihtiyaçları varsa biz buradan yardımcı oluyoruz. Yani anladığım kadar burası tamamen Türk milletine, vatandaşımıza açık olan bir yer. Evet, hayır ve hasaneti. Buraya kuranlardan Allah razı olsun, başkanımızdan. Biz buradaki kapıdan gelen insanları kim olursa olsun biz geri çevirmiyoruz efendim. Hizmetimiz böyle yani. Çok güzel. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Amasya Belediyesi'ne çalışana, emeği geçen sizlere ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi bölüm bölüm görelim. Buyurun efendim. Burası ayakkabı bölümü efendim. Çok güzel. Büyük ve küçük erkek ve bayan çocuk ayakkabı bölümü. Burası erkek bölümü efendim. Gömleklerimiz, takım elbiselerimiz böyle bu tarafta efendim. Tertemiz ve sıfır evet, efendim evet, çoğu da. Evet efendim. Evet efendim. Burası da bayan ağırlıklı ve çocuk ağırlıklı efendim. Burası da bir konfeksiyon dükkanı düşünelim efendim. Konfeksiyon mağazasını düşünelim. Burası da çok tertipli. Evet efendim. Burası böyle çocuk bölümü ayrı, bayan bölümü ayrı, erkek bölümü ayrı efendim. Tekrar bu tarafa doğru geçelim efendim. Tabii. Burası da genelde bayan ağırlıklı. Ayrıyetten bizim burada dondurucularımız var efendim. Evet. Vatandaşın bağışlamış olduğu etleri, kurban paylarını falan vatandaşlara veriyoruz efendim burası da. Böyle bir şeyimiz var efendim. Buyurun. Bir de karşı bölümümüz var. Gelinlik bölümüne geçelim efendim. Tabii. Bunlarımız ne oluyor Ahmet Bey? Bu da bin dallı gece kıyafeti, gına gecesinde giydikleri bayanların şey efendim. Yöresel bir ürünümüz. Evet efendim. Evet. Bunlarımız? Bunlar Erşap Yemeni şal türü bayan ağırlıklı efendim burası. Hepsi yöresel ürünler efendim. Evet efendim. Bir de bu taraf var böyle. Burası ağırlıklı bu da çocuk bölümü. Yeni doğan çocuklar için ana kucağı işte yatağı, yorganı derken hepsi burada mevcut efendim. Evet yerel yönetimler böyle Nefes Derneği gibi örnek olan yerleri vatandaşlarımız için istiyoruz efendim. Arkadaşlar bu bölüm benim en çok beğendiğim bölüm. Özellikle yeni evlenen gelinlerimiz ve damatlarım için. Burada da yaşlılarımız ve engelliler için gerçekten buraya aşık oldum. Evet buyurun. Şimdi Amasya'nın belediyenin nikah memurluğuna gelen müracaat eden insanlarımızın fakir ailelerini, ihtiyacı olan gelinliklerimiz burada gelen insanlarımıza damatlık ve gelinliklerini giydiriyor, kuşandırıyoruz çok efendim. Güzel. Tekrar gına gecesinde bindallısı gece kıyafeti olarak gelen de bayan ağırlıklı olan şeyler efendim bunlar. Buradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını biz buradan yardımcı oluyoruz efendim. Evet. Tıpkı moda evi gibi efendim. Buyurun. Buyurun evet. Buyurun. Buyurun. Evet. Bunlar bizim Amasya'nın yöresel gelinlikleri efendim. Evet. Şurası da ayakkabı bölümü efendim. Evet. Bayan ve erkek ayakkabı bölümümüz. Oo, çok güzel. Bunların hepsi sıfır. Amasya esnafının bağışlamış olduğu insanların bağışladığını biz de vatandaşlarımıza sunuyoruz efendim. Oo, çok güzel. Bu tarafı da bayan ayakkabısı efendim. Oo, ama bölüm bölüm ayırmışsın. Bölüm bölüm efendim. Gerçekten güzel baba. Ya, vallahi arkadaşlar mağazada bile böyle tertipli düzen yok. Evet, evet müdürüm. Evet. Teşekkür ederim efendim size de. Bize zaman ayırdığınız için, bizim için de sunduğunuz için efendim her şey için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Son olarak buraya yardımcı olmak isteyen ayrılı vatandaşlarımıza, halkımıza nasıl buraya ulaşabilecekler? Normal bir sosyal hesabınız var mıdır? Var efendim. Buyurun. Şimdi
Ama sen işindeki esnafımızı zaten bağışladığı zaman biz gidip buradan alıyoruz ama bağışı burada kendileri bağış yapıyor. Biz gidip arabamızdan alıp geliyoruz efendim. Tamam, güzel. Bu bizim video izleyen arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız buraya bağış yapmak isterse nasıl ulaşabilecekler? Amasya Belediyesi Nefes Derneği dedim mi direkt bize ulaşıyor efendim. Güler yüz nezaketinize, güler yüz hizmetinize, Türk millet adına, YouTube Kırmızı Elma YouTube kanalı adına teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Ayağınız azıl. Sağ olun. Evet, yerel yönetimler ne olur böyle güzel şeylere hep beraber yapalım. Vatandaşımıza, Türk milletimize yardımcı olalım. İlginize, alakanıza teşekkür ederiz. İyi günler dileriz efendim. Bizi izlemeye devam ediniz. Sağ olun. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Amasya Belediyesi'nin çok özel bir hizmeti var efendim. Nefes Derneği diye şey var. Özellikle ihtiyacı olan insanlarımıza, vatandaşlarımıza yardımcı olur burada. Çok güzel ayakkabılar var, elbiseler var. Elbiselerimiz var efendim burada. Hepsi tertemiz ve kimi de sıfır elbiselerimiz efendim. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti Amasya Belediyesi'ne çalışana, VM'ye geçen, ayrıca burada çalışan arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşime teşekkür ederim. Gerçekten tertemiz. Burada bölüm bölüm ayırmışlar. Çocuklar için var efendim. Büyükler için var. İlaveten de karşıda yine çocuklar için var. Arkadaşlar burada ihtiyacı olan gelinliklere ve damatlıklara var efendim. Çok güzel gerçekten. Hepsi sıfır elbiseler. İlaveten engellilerim için, yaşlılarım için de var efendim. Gerçekten çok güzel aletler var, şeyler var. Burada da damatlık elbiselerimiz var, ayakkabılarımız var efendim böyle güzelce. Merhaba arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız. Doğaya, tabiatlara, hayvanlara, çocuklara, İlaveten yaşlılara ilgi gösteren, bunun üzerine çalışma yapan, bunun üzerine güzel eserler yatan herkesin yanındayız efendim. Burası çok özel bir yer. İstanbul ilimizin Beylikdüzü ilçemizde Beyken'in bulunduğu yerde çok özel bir alışveriş merkezindeyiz. Burada da tabiatı ve suyla ilgili çok güzel bir yer yapmışlar böyle. Canlı canlı ağaçlar var efendim böyle güzel. Çok güzel bir doğayı yaratmışlar. Böyle güzelce. Herkesin rahatça nefes alabileceği çok özel bir yer yapmışlar. Gerçekten burada bu güzel şeyi yaratan, emeği geçen herkese, ayrıca çalışanlara teşekkür ederiz. Biliyorsun ki su insana güç verir, heyecan verir ve enerji verir efendim. O yönden suyun kıymetini, nimeti her zaman çok iyi bilmemiz lazım. Çok ölçülü kullanmamız lazım. Tabiat içinde küçük dünya, onun içinde de ışık efendim. Çok güzel ışık söyleniyor oluyor burada akşamları. Gerçekten Molisis Merkezi tabiata, doğaya çok ilgi gösteriyor. Çok sıcak bakıyor. Gerçekten çok güzel efendim. Karşımıza selalet tadında çok güzel su var efendim. Çok güzel. Alışveriş merkezi içinde minik park ve minik orman gibi efendim. Gerçekten çok güzel. Bu sahnede hafta sonları ve akşamları çok güzel etkinlik yapıyor. Biliyorsun ki kültür sanatın olduğu her yerde her zaman Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız vardır. Arkadaşlar su denize dalıyor. Yani atlıyor. Çocuklar gibi, gençler gibi denize atlıyor efendim. Suya dahil atlıyor. Arkadaşlar suyun sesini duyuyorsunuz mu bak? Ne güzel. Güç ve güven veriyor, huzur veriyor efendim. Selalenin şeyi. Çok güzel. Ayrıca halkımız için böyle oturma yerleri var efendim. Tam selalenin karşısında bir minik parkın ve minik ormanın içinde efendim. Gerçekten burada bu suyun karşısında, bu selalenin karşısında oturduğu zaman tüm yorgunluğun, tüm stresin gidiyor efendim. Biliyorsun ki su her zaman huzur ve mutluluk veren çok özel bir nimettir.